Bakın burada neler var? Bizim kelimelerimiz var. Arapça kelimeler, Türkçe karşılığı var. Onları görüyoruz. Evet. Evet, biz kelimesi metinde müvacehe kelimesini genelde karşı koyma olarak kullandık ama burada karşılaşma, yüzleşme olarak da ifade etmiş. Zaten vaciha kelimesi karşılaşmak, yüzleşmek, müvacehetun anlamına gelir. Diğer taraftan sözlüğe baktığımızda onunla mücadele etmek, ona karşı koymak anlamında da kullandığını biliyoruz arkadaşlar. Yani burada herhalde siz zaten ana diliniz Arapça olması nedeniyle de buradaki kelimelerin hepsini biliyorsunuzdur. Evet. Geçelim şimdi şu kısma. Bakalım. Da alamete sahhin emamel ibareti sahihati ve alamete hatain emamel ibaretil hatain. Arkadaşlar. Ve alamete sevabin şeklinde de kullanıldığını ifade etmiştik. Şimdi değerli arkadaşlar. Bakalım metne göre şunlar doğru mu yanlış mı? Cealallahu li ba'di emrâzı devaen. Allah bazı hastalıkları ne yaptı? Devasını da yarattı. Bazı hastalıkların devasını yani tedavisini yarattı. Doğru mudur, yanlış mıdır? Hocam yanlış. Evet, çok güzel. Bu sorumuz yanlıştır. Niye yanlış? Çünkü Allah öyle dememişti. Her hastalığın yarattı demişti. Gayet güzel arkadaşlar. Geçiyoruz. İkinci, hatta bunu şöyle işaretleyebiliriz. Geçen de olduğu gibi. Buraya bir tane eksik koyalım. O da onun olsun. Bunu şöyle biraz güzelleştirelim. Geçtik. 2. El-feyrusat vel-evbiyetü min cunudillah. Doğru. Evet, metnimizde bundan bahsetmişti arkadaşlar. Bunu kabul ediyoruz. 3. Alel muslimi en yahruca min beledihi izâ vakâ fîhâ el vebâ. Yanlış. Evet, ne dedi? Anlamını da ifade edelim. Müslümanın ülkesinden çıkması gerekir. Hatta en yahruca çıkması. Ne zaman? İzâ vakâ fîhâ el vebâ. Bir salgın olduğunda. Asıl Peygamber Efendimiz ne dedi? Çıkmasın dedi. Tuhavilü düvelül alem muharabete korona ve vak ve intişarihi. Doğru. Doğru değil mi? Çok güzel. Evet. Dünya ne yapıyordu arkadaşlar? Koronayla mücadeleye ile uğraşıyor. Başka onun da yayılmasını engellemek için, durdurmak için dünya çalışıyor. Geçtik. Tesebbebe feyruz, korona. Korona virüsü sebep oldu. Neye sebep oldu? Fi vefati a'dadin kalileti minel beşer. Yanlış. Yanlış. Kefiratin olacaktı değil mi arkadaşlar? Kaliletin yerine kefiratin Evet. olacaktı. Evet, yanlış oldu. Dolayısıyla bir de anlamını ifade edebiliriz. Virüs çok az sayıda insanın ölmesine sebep oldu diyoruz. Tevassalel ulema ila ilacin feyruz korona inde zuhurihi. Buraya ne diyebiliriz? Hocam Yanlış mı? yalnız. Tabi burada da yanlış değil mi? Daha yeni çıktı zaten. Bilim adamları ne yaptılar? Koronavirüsün tedavisine ulaştılar. Yani tedavisini buldular diyelim. Ne zaman? İnde zuhurihi ortaya çıktığında. Hayır. Yani bulmadılar. Çok sonra buldular. El mu'minu la ye'hudu bi esbabi tedavi ve tevekkelu fi şifa olacak arkadaşlar. Alallah diyelim. Müslüman. Yanlış hocam. Evet, yanlış. Ne dedi? Müslüman tedavi sebeplerini almaz. Tedavi sebeplerini almaz. Onlara sığınmaz. Ve tevekkül sığınır. Neye? Fi şifa hususunda Allah'a güvenir.
sebeplere sarılmaz, Allah'a güvenir sadece falan gibi. Bu da olmaz. İkisi de söz konusu olacak. La'yı atarsak arkadaşlar, bu cümlemiz doğru hale gelir mi? Bu cümlemiz doğru hale gelir sanki. Evet hocam. Evet, devam ediyoruz. Minel evbiyetilleti zaharat fi asrin nebiyyi. Bu boşluğu bir tamamlayalım. Peygamber Efendimiz döneminde ortaya çıkan salgınlardan biridir. Nedir? Taundur. Evet, güzel. Ya'temidül menhecül İslamiyyü fi muvacehetil evbiyeti nokta nokta vuku'iha. İnde vuku'iha. İnde vuku'iha. Burada var ya sanki diyor ki İslami yön usul, metot, menheç değil mi? İslami yertemüdü dayanır. Fi muvacehet evviyeti şeylerle, salgınlarla mücadele hususunda ya da karşılaşma hususunda neye dayanır? Ne zaman? Vuku'iha. Yani inde vuku'iha kabli desek vaki olmadan önce, inde ba'de küllemâ sebaha. Sanki değil mi? İnde çok daha mantıklı. Ama arkadaşlar şey olabilir mi? Mesela İslam temizliğe önem verdi. Hatırladınız mı? Beden temizliğine önem verdi. Çevre temizliğine önem vermesi falan. Salgınların ortaya çıkmadan önceki şey olmaz mı? Onlarla mücadelesine de etkili olmaz mı? Ortaya çıkmadan önceki dönemdeki mücadele vermek anlamına gelmez mi arkadaşlar? Tabii ki hocam, önemli yani. Şurada ya'temidü kelimesi nasıl siz tercüme edebilirsiniz? Kelime hocam? Buradaki ya'temidü ile ne kastediliyor arkadaşlar? Hocam kendine özgüven vermektir. Şimdi bu i'temede ala ile biz çok metinlerde bunu görmekteyiz. Bir şeye bağlı olmak, bir şeye dayanmak, bir şeye güvenmek anlamına gelir. O zaman ya'temidül menhecül İslamiyyü ne demek arkadaşlar? Hocam yani İslam menhecine göre, öyle ben anlıyorum. İslam usulüne göre. Evet, öyle usulü. Hocam. Aslında İslami usul salgınlarla mücadeleye dayanır. Onlar çıkmadan önce. Ya da onlar çıktı. Sanki arkadaşlar biraz kabli gibi geliyor bana. O temizlik memizlik işleri de var ya. Burada yine de bende bir soru işareti var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hatta metine de gidip bakabiliriz. Şurada metinde şurada bir şey söylüyordu bakın. Din-i İslami bunun tamam. İslam inancının başından itibaren ve onu kolonla nasıl öğretileceği ile ilgili demişti. Şurada diyor ki Müslüman kaza ve kadere iman eder. Bilir ki hastalığa yakalanmak ve ona şifanın Allah'ın kazası ve kaderi olduğuna inanır. Bakın daha burada hiç hastalık mastalık da yok. Herhangi bir şifa yok. Ve bilir ki onlar yine nedir? Allah'ın askerlerindendir. Cunut değil mi? Ordularındandır falan. Allah isterse onları gönderir, isterse göndermez. İslam mesela buna Müslümanın bir inanması gerekir. Allah her hastalık içinde devasını da yaratmıştır gibi. Sonra mesela şurada hastalıklar için de şurada mesela diyor ki ve yehtemme bin nazabetil bedeniye, beden temizliğine önem verir. Zaten İslam'ın beden temizliğine önem vermesi İslam'ın en başından itibaren söz konusudur. Dolayısıyla sanki İslam'ın yöntemi, İslam dininin usulü hastalıklar ortaya çıktığında ya da çıktıktan sonra da değil de
çıkmadan önce gibi duruyor arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Yani çıkmadan önce. Evet, bana da biraz öyle geliyor. Yani çıktığında, çıkmadan önce de alınan tedaviler, tedbirler var. Çıktıktan sonra da alınan, ya da çıktığında da alınan tedbirler var. Biraz kable daha uygun gibi. Zahara feyruz, korona evvelen. Koronavirüsü öncelikle nerede ortaya çıktı arkadaşlar? Çin. Çok güzel, Çin'de ortaya çıktı. Vakat ta'unu fi ahdi emiril mu'minin Umar ibnil Hattab fi ta'un. Eşşem. Evet, Eşşem değil mi? Şam'da ortaya çıktı, onlar da geri şehre döndüler diye. Çok güzel. Evvelü men tabbakal acira sıhhiyye hüve. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk tatbik eden, ilk uygulayan karantinayı Hazreti Peygamber'in kendisidir. Tevfir emakinil hacir-i sıhhiyyi ve vacibun eddevle. Hatta vacibu devleti değil mi? Çok güzel. Yani ne sağlama arkadaşlar? Karantina alanları diyelim, mekanları sağlama devletin bir görevidir ya da devletin vacibi devletin sorumluluğudur diyebiliriz. Varade fin nasr, nasta geçmiştir. Nokta nokta envai minel evbiyeti, birçok salgın türü. Diyor da burada kaç tane geçti ben saymadım ama arkadaşlar siz bilmiyorum. 4-5 tane salgından bahsetti. Güncellerden bahsetti. Geçmişteki olanlardan bahsetti. Herhalde bir 5 tane rahat geçti de fazlasını henüz saymadım arkadaşlar. Bu soru metne dönüp tekrar bakmak gerekiyor. Çok da önemli değil. Bakabiliriz. Şimdi şurada bizden ne istemiş? Uktub müfredel kelimati leti tahtaha haddun fil ibareti latiye, aşağıdaki işte ibarelerde altında çizgi olan kelimenin müfredlerini yazınız demiş. Bakalım. Feyrusat vel ebbiyeti yemin cunudillah. Metinde bu cümle aynen geçmişti. Feyrusat. Neydi bunun? Feyrusun. Feyrus değil mi? Feyrusun. Feyrusun şeklinde şuradaki cem müzekker cem müennes salim ziyade elif teyle cem müennes salimlik için ziyade olan elif ve te'ye attığımızda kelimenin müfret hali ortaya çıkıyor. Cunut kelimesinin müfredi ne olabilir değerli arkadaşlar? Cunut. Cündün değil mi? Cündün şeklindedir. Cün, hatta şöyle diyelim şuraya. Cün, şuraya da dün diyelim de. Gerçi güzel olmadı. Yazıyı inşallah geliştireceğiz. İntişarul ebbiyetil katileti minebretil ezemat. Bir daha okuyalım arkadaşlar. Ölümcül salgınların yaygınlaşması, yayılması en böyle bariz, en dikkat çeken, en belirgin krizlerden bir tanesidir. Ebbiye vebe. Vebaun değil mi? Vebaun şeklinde. Tebdülü düvelü külle dâgatihâ lihimâyetin nâsi minel evbiye. Bu zaten geçti. Devletler ne dedi? Tüm enerjilerini harcarlar insanları salgınlardan korumak için. Burada ne diyor arkadaşlar? Devle. Devle. Çok güzel. Devletin şeklinde son harfinde ifade edebiliriz. Amelatul tavriyeti. Bu bilinç, belki şey diyelim, açıklayıcı kampanyalar, bilinçlendirme kampanyaları diyebiliriz ama sözlükte buna şey demiş arkadaşlar, ikaz, bilgilendirme. Biz bilgilendirme kampanyaları diyelim arkadaşlar. Ne yapar? Tübeyyünü açıklar. Esbabel marad, hastalığın sebeplerini ve onun en önemli belirtilerini açıklar diyebiliriz. Esbaba ne diyelim? Sebep. Sebebün. Çok güzel. Çok güzel. A'rad kelimesinin cemisi, bu cemisi budur da müfredi nedir? A'rad. A'radun. Aradun.
aradun arkadaşlar, aradundur. Bunları attığımız zaman aradun kelimesini görmekteyiz. Eddel maradu ila iglaqil medarisi ve ta'dilil amal. Okulların kapanmasına ve işlerinde durmasına ne yaptı? Hastalık sebep oldu. Medaris kelimesine ne diyoruz? Medrese. Çok güzel. Medresetün amal. Amel. Amel, amelün, amel gayet güzel. Turdi devletül liqahati ve takdi ala müsebbibatil vebai dedik arkadaşlar. Liqahat kelimesinin müfredi ne olur? El-lukah. El-lukah. Çok güzel. Müsebbibat. Müsebbib. Çok güzel. Atib, evet. Yunafidul meridu talimatil etibba'i. Doktorların talimatlarını yerine getirir hasta. Ve yahda'u li'ilaci vel fuhus. Şimdi ben bunu tedaviye boyun et, tedaviyi kabul eder, tedavi olur gibi çevirdik. Siz ne diyebilirsiniz buna arkadaşlar? Evet hocam, doğru siz çevirmeniz, yani tedaviye boyun eğer. Boyun eğer. Tedaviyi evet. Kabul eder desek daha da böyle hoş bir Türkçe olur. Başka vel fuhus da muayene diye biliyorum ben. Fahsun, fuhusun, evet. Muayeneler, belki incelemeler, araştırmalar anlamına da geliyor. Şimdi burada da bir mülevven kelimeler, gördüğünüz gibi adı altı çizili kelimelerin müradifleri dediğimiz eş anlamlılarını bulmaya çalışacağız. Ebraz kelimesinin eş anlamlısı burada ne olabilir? Ehem. Aynen öyle. Ehem. Evet. Min ehemmil ezemat. En önemli anlamında. En bariz. En net. En belirgin gibi anlamlarına geliyor. Evhen neydi arkadaşlar? Evheni ifade edebilir miyiz? En az demek oluyor sanki. En zayıf diyebilir miyiz? Evet. Avafu. En zayıf diyebiliyorum ben bu kelimemizi de. Eddel veba ila teracu'i iktisadil alem. Teracu' kelimesine bir eş anlam bulalım arkadaşlar. Teracu, taahhur. Taahhur değil mi? Gerileme demek. Teracu'un da evet. Taahhur da gerileme demek. Takaddüm, ilerleme, avde, geriye dönme, tatavvur da taahhurun şey arkadaşlar, zıttı. Yani ilerleme demek. Alel muslime ella yetebe ila ardın biha vebaun imtisalen li emrin nebiyyi. İmtisalen. Ne diyelim imtisalen? Taaten olabilir mi hocam? Evet, olabilir. Evet. Peygamber Efendimizin emrine uyarak arkadaşlar Müslüman oraya ne yapmaz? Müslümanın gitmemesi gerekir. Taaten de uyarak, itaat ederek diyoruz. Misalen, örnek olarak, belki hilafen, aykırı olarak, hilaf ederek, tecenniben de sakınarak, kaçınarak gibi anlamlara gelir. İza vaka'at ta'un bi ardin ve entum biha fe la tahrucu firaran minhu. Firar, hadi bakalım firar. Türkçe dedik, firar çok kullanılıyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde kullanılıyor. Huruca. Huruç, hurucan. Şimdi tahrucu hurucan. Evet, gayet güzel. Diyebiliriz. Aynen öyle. Doğru. İftirap, yaklaşma, hırs, bu hırsen, isteme, isteyerek gibi, hurup, kaçma, maçma. Ama burada şey olabilir mi arkadaş? Huruç da aslında tahru, fela tahrucu diyelim. Fela tahrucu, siz gitmeyiniz, firare menhu. Oradan böyle kaçarak, acelece, malecele de o da. Huruben de olur ya. O zaman huruben. Evet. Hocam, huruben olur. Huruben daha güzel olur yani. Huruç çıkmak, evet, demek. Huruben kaçmak. Firar kaçmak, hurup kaçmak daha güzel oluyor. Ama çok yakın yani huruç ile. Tuvefiru devletu el hacira sıhhiye. Bu hacira ne olur? El azm.
El-Azle olur değil mi? Çok güzel. Hacra zaten şey demek. Hacrun. Ne demek hacrun? Bloke şey, rezerve böyle etmek. Böyle ufakta kalmak. Ha? Nasıl diyeyim? Bile yalnız kalmak. Ufakta falan öyle ha. Bir şey anlıyorum. Tabii tabii. Garanti. Karanti. Ha, karantina. El-Azel de zaten ya da El-Azlu de aynı anlama geliyor. Takumu devleti bi hamalatin tev'iyetin. Evet, tev'iyetin. Niye? Tübeyyin esbabel marad ve ham a'radihi demiş. A'rad. Ona ne diyelim? Alamatih. Çok güzel. Alamatihi. Yecibu alel muslimin müdafaatül marad. Mukavemetil marad, müdafaa, mukaveme aynı anlama. Ona işte karşı koymalı, hastalıklarla mücadele etmeli gibi anlamlara gelen güzel bir kelimedir diyoruz arkadaşlar. Burada neyimiz var? Burada da iki tane listemiz var malumunuz. Bunların zıtlarıyla birbirini eşleştir. Diyor. Zahara'yı söyleyin hemen değerli arkadaşlar. İhtefa. İhtefa değil mi? Zahara ihtefa. Gizlendi. Zahara ortaya çıktı. Taraca'a. Tekaddeme. Çok güzel. Tekaddeme. Birisi geriledi, birisi ilerledi. Eşşifa'u. Elmarat. Şifa demek. Marat şuydu değil mi? Hastalık demek. Evet. Evet, güzel. İstikbalün. İstikbale ne diyebiliriz arkadaşlar? Hakikaten. İstikbal karşılama demek değil mi arkadaşlar? Karşılama. Veda olsun evet, mu? Hocam. Veda da veda etme, uğurlama. Biz de uğurlama diyoruz bunu. Yelbesu. Yahla'u. Evet, çok güzel çıkartıyor. Tebaut ne demek? Et-tekarub. Tebaut uzaklaşma, tekarub yaklaşma değil mi? Radiyene evet. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Sahitan. Çok güzel. İsteyerek şu da sahitan. Sahitan anlamı ne olabilir burada? Kızgın, hoşnut olmayan arkadaşlar. Nuhavvi. Nud'if. Nud'ifu değil mi? Çok güzel. Nuhavvi, nud'ifu diyoruz. Evet. Size bir şey dikkatimi çekti. Biz mesela son harflerin harekesini okuruz. Sizler okumuyorsunuz. O benim dikkatimi çekti arkadaşlar. İmtela. Efendim? Hocam neyi söylediniz ben duymadım. Bizler Türkler okurken şu son harflerin harekesi var ya, biz bunları okuruz genelde ama sizler okumuyorsunuz. Evet hocam, biz yani çok okuduğumuz için alıştık yani, öyle ben söylüyorum. Evet evet, bizim Arap, Suriye'den, Mısır'dan hocalar var bizim burada, onlar evet. Da aynı şekilde okumuyorlar. Evet, aslında çünkü okumayınca daha kolay oluyor, onu söyleyeyim. Evet. İmtela el feraga bil kelime, bil kelimetil münasibe minel kaime. Evet, falan filan. İntekale baba ila cemi'i enha'il alem. Evet, tüm dünya değil mi? Enha. Enha kelimesi çevreme avranımına gelir mi? Evet hocam. Çevre, bölge, birçok anlama geliyor. Güzel bir kelime, çok kullanılıyor. Ce'alallahu li kulli maradin ev veba'in. Allah ne yaratmış? İlacın. Çok güzel. Hepsinin tedavisini yaratmıştır. Gayet güzel. Yenbeği en nukavviye inden nasi canibe ettevekkeli alallah. Canibe tevekkel ala. Zaten ala tevekkel, onlar birbirini çağırıyor. Ne diyor? İnsanların güçlendirmesi. Nukavviye en nukavviye inden nas. Neyi? Tevekkül. Allah'a olan tevekkül boyutunu da insanlarda daha doğrusu
güçlenmesi gerekir tevekkül boyutunun da. Ya da insan, bizim insanların yanında tevekkül boyutunu da güçlendirmemiz gerekir. Ya da insanlarda tevekkülü de güçlendirmemiz gerekir diyebiliriz. Korona feyruz daifun la yura bil aynil mücerrede. Bil aynil mücerrede. Çok güzel. Çıplak gözle görülemez. Hazzara nebiyyü ümmetahü min ihtilati bi ehlil maradda. Bi ehlil maradil mu'di. Mu'di çok güzel. Bu mu'di hasta, bulaşıcı hastalığa yakalanmış kimselerle insanların ihtilati hususunda ne yaptı? Hazreti Peygamber de uyarıda bulundu. Men'at ba'du'd-duveli zehabe ila devletin fiha veba'un. Veba'un değil mi? Veba'un. Gayet güzel. Sizlerle böyle ders yapması çok zevkli ya. Hemen söylüyorsunuz. Ed-devleti tebdülü külle da'katiha li himayetin nasi minel evbiye. Çok güzel. Li himaye. Nerede bizim himayemiz? İşte de burada. Bak bir şey kalmamış. Bu kadar basit. Şurada tanımlar var. Bunlar sizin için kolaydır diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Evet. O zaman kolaysa buyurun yapın hadi. El-veba'u. El-veba'u maradun mu'di yusibu fil vakti nefse ve adedun kebirun min sükkani beledin ev mantaka. Bu konuşan kim? Onu merak ettim. Hocam ben Esma. Esma. Şimdi senin evet, Türkçen de güzel. Anladığım kadarıyla. Bu şurayı bir tercüme etsene bana. Ne diyor? Sen ne anlıyorsun? Türkçe nasıl ifade edebiliyorsun? Hocam bu hastalık aynı zamanda çok insanlara oluyor. Hı-hı. Aynı bir yerden, aynı bir bölgeden. Öyle bir anladım ben. Ben de Türkçe'yi şöyle tercüme edebilirim. El veba bu bir şeydir arkadaşlar. Mesela isim cümlesi veba mübtedadır. Şuradan itibaren hepsi de haberdir. Tamam mı? Haber öbeği. Aslında haber maradundur arkadaşlar. Şu birinci şeyidir, sıfatıdır. Şuradan sonra da ikinci sıfatı da fiil cümlesi olarak gelmiştir. El veba maradun mu'din. Bulaşıcı bir hastalıktır. Nasıl bulaşıcı bir hastalık? Yusibu fi vakti nefsi. Aynı zamanda isabet eder adeden kebiran mine sükkan beledin ülke nüfusunun çoğuna sirayet eden ev ya da mıntıkatin bir ülke ya bir bölge nüfusunun çoğuna aynı zamanda bulaşıcı bir hastalıktır veba ya da salgın şeklinde ifade edebiliyoruz. Evet, el-liqahu. Aşı demek hocam. Aşı demek, liga. Evet, aşıyı bir tanımlayalım. Aşı neymiş? Aşının tanımını bir söyleyin arkadaşlar. Hocam hiçbir fikrim yok. Yapma ya. Bakın siz muha ala mesafe falan filan. Aşı ne olabilir aşı? Aşı mesela miktarun yesiru minel cerasimi falan ne diyorsunuz? Nasıl hocam? Miktarun aşıya şu olabilir mi? El aşı, el likahu. Miktarun yesirun. Minel cerasimi. Yu'da linnâse evil hayvâvâna evil hayvân liyüksübe menâeten zıddel merada. Bak ne diyor biliyor musun? Şurayı anlıyor musunuz arkadaşlar? Evet, evet. Az bir miktardır mikroplardan. Küçük bir miktardır. Yu'ta lil insan, insana verilen küçük bir miktardır ya da hayvan ya da hayvana verilir. Niçin? Yüksibehu onun kazanması için. Menaaten zıddel marat hastalığa karşı bağışık kazanması için arkadaşlar. Bak. Evet hocam. Arkadaşlar beni şaşırtmayın ya. Esma. Tamam hocam. Tamam mı? Hadi bakalım.
Onda el kaderu. Kader neydi kader? Huve kadâun yakdi bihillâhu alâ ibâdihi ve yukadiruhu lehum fî cemî'i şûnihim. Çok güzel. Zaten sizlerin kaza kader inancı vardır Müslüman olmamız hasebiyle arkadaşlar. Evet. Evet. Kader neymiş? Allah'ın kadâun bir takdirdir. Belki bir emirdir. Yakdi bihillâhu Allah'ın yerini yaptığı, emrettiği. İbadihi kullarına ve yukadiruhu onu takdir eder. Lehum yine ibadihi kullarına fi cemiş bütün işlerinde o şekilde ifade edebiliriz. El-lisan şey'un yudav alel femmi vel enf lil himaye minel gazati samme vel feyruzati ve gayraha. Çok güzel. Evet, lisan. Şunu el-gazat es-samme. Ne demek arkadaşlar? Bu ne demek? Hocam bunu anlıyorum ama nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Zehirli gazlar diyebilir miyiz? Evet hocam. Evet, zehirli gazlar diyoruz. El-hacru sıhhiyyü. Karantina hocam. Adem el-ihtilat bi ashabil emradil mu'diye vel-biqa'u fi mekanin ba'idin anhum. Evet, çok güzel. Çok güzel. Evet, evet. Karantina neymiş? Hastalık, bulaşıcı hastalık yakalanmış kimselerle bir araya gelmemektir. Ve beka kalmaktır. Onlardan uzak bir yerde kalmaktır arkadaşlar. Demiş. Böyle bir şey. Tabaudul içtimaiyyü. El muhafaza ala mesafe münasibe beyne şahsi ve gayrehu minen nas. Çok güzel. Onu da buraya alabiliriz. Korumaktır. Mesafe, uygun mesafeyi, insanlar arasındaki uygun mesafeyi, ala şahsin ve gayrihi, bir kişiyle başka birisi arasındaki uygun mesafe korumak, minen nasıl insanlar arasında değil mi insanlardan. Böyle güzel bir tanımlamamız var. Evet, değerli arkadaşlar, geldik bir takım edatlarımız ya da harf, huruful maani biliyor musunuz arkadaşlar, huruful maani. Hatta biz şuraya ne yapabiliriz? Tabi cümle ati ile cem'i, cem'i yapınız diyor. Mesela şu cümleyi nasıl cem'i yapabiliriz? El muslimune yu'minune bil kader. Çok güzel. El muslimune. Esma, sen bir yerlerde, sen ne mezunusun bu arada Esma? Neredesin sen? Hocam ben tıbbi laboratuvar öğrencisiyim. Tamam. Birinci sınıf. Liseyi nerede okudun? Ben 12. sınıf liseyi Türkiye'de okudum. O sadece 12 mi Türkiye'de okudun? Sadece 12. Sen nerelisin? Ben Iraklıyım hocam. Irak'ta dini eğitim aldın mı? Biraz aldım yani. Biraz aldın. Evet. Evet. Güzel. El muslimi yu'minun. Bu çok güzel. Mesela burada sen niye onu yu'minun şeklinde ifade ettin? El muslimune yu'minune dedin. Doğru söyledin. Ve gramer, evet, bir nahivsel kuralı uyguladın. Evet. Neydi o? Müpteda ile haber arasında adet bakımından uyum söz konusudur. Evet. Onu uyguladın mesela. Çok güzel. Firra menel firra minel meczumu kema tufirru minel eset. Firru minel meczumu kema tefirru minel eset. Kema tefirru minel eset. Evet. Aslında firra, firra, firru olur mu? Firru. Olur. Öyle olması gerekiyor. Tabii tabii öyle oluyor. Evet. İn matel muslimu bihadel veba ikane şehiden. İn matel muslimune bihadel veba. Çok güzel. Kane şehiden. Ama sen. Kâne şuhada. Kâne şüheda diyeceğiz burada artık. Evet. Şüheda olacak. Tamam. Güzel. Yecibu alel muslimi ellâ yezhebe ilâ ardın bihâ veba'un. Yecibu alel muslimûne ellâ yezhebu ilâ ardın bihâ veba. Şimdi şöyle. Bihel av bi'e de olabilir. Bak.
yecibu alel muslimine deriz. Ella yezhebu. Müslümanların gitmemesi gerekir. Nereye? İla ardın ilel ilere ila aradi biha evbi etün diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Bütün cümleyi cebine evet. Yapabiliriz. Yani burası kolay. Burayı geçelim arkadaşlar. Biraz da şuradan bakalım. Burası bizden ne istiyor? İza semi'tum bi ta'un bi ardin fela taqdimu aleyhi. Fela taqdimu, çok güzel. Şunu hemen şuraya alalım arkadaşlar. Yefirul muslimu minel meczumi kema yefirru minel muslimu minel esed. Çok güzel. Bunu da buraya alalım. Gayet güzel. Evet. Tekumu devletu bi hamalat tev'iyeti li tubeyne devle esbabil marad. Çok güzel. Li. Bu lamın adını biliyor musunuz arkadaşlar? Bu lamın gramerde bir adı var. Lamut talil derler buna. Evet. Nahi ilminde. Yuhafızıl mu'minu ale tabaudil içtimaiye. Hatta la yentakile ileyhil marad. Hatta la yentakile ileyhil marad. Çok güzel. Da buraya aldık. Buyurun o zahara korona fisi nevvela. Summan takale ile cemi'in hal alem. Evet, summan takale. Güzel. Yahtavul mu'min li ilaci radiyen bi kaza illahi. Li enne amrul mu'minu kullahu hayr. Çünkü müminin bütün işinde hayırdır. Yani iyilik, güzellik vardır diyebiliriz. Bunu da buraya alalım. Tabakat eddüvelü el-hacra sahiyye endeme mana'at iddihab ila devle fiha l-uba. Evet. Diyelim. Buraya da bunu yapıştıralım. Diyelim. Burada ne var? Burada ne var? Burada bizden ne istiyor? Burada bizden şöyle bir bakalım. Fiil cümlelerini cümleti saniyeti ila mastarın bir daha beyne cümleteyni kema fil misal. Mesela burada ne demiş? Ha, mastar olarak onları getir tek bir cümleye. İki cümledeki fiili de dönüştür tek mastara, iki cümleyi birleştirmek için. Örnekte olduğu gibi. Neymiş? La yedhulul muslimu beledel veba yempethilul muslimu li emrin nebiyye. Müslüman veba olan vebalı bir ülkeye gitmez. Niçin? İşte Peygamber Efendimizin emrine itaat eder. İtaat ettiği için gitmez diyeceğiz arkadaşlar. La yedhulul muslim beledel vebai intisalen li emrin nebiyye diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi şuradaki fiili biz ne yaptık? Burada mastara dönüştürdük. Zaten bize onu söylemiş. Fiil mastara dönüştü. Şurada Müslim kelimemiz bizim bu fiilin nesidir arkadaşlar? Failidir. Faili de ortadan kaldıracağız. La yahrucun nasu min beledil veba firaran minel veba. Evet, firaran. Tabbiqu devletul hacra sıhhiye Lihimayetin nas. Çok güzel. Rahalel Buhariyu kesiran sa'yen vera el hadis diyeceğiz arkadaşlar. Sa'a sa'yen. Yani hadisin peşinde koşmak için. Biz buna hadis aramak için diyelim. Buhari'yi biliyorsunuz, meşhur hadis alimimiz bizim. Yaptaydun nas anil merid. İnsanlar ne yapar? Merid. Hastalık. Hasta kimseden uzak durur, uzaklaşır. Niçin? Havfen minel adva. Havfen minel adva. Şeyden korktukları için. Bulaşıcı. Bulaşma, enfekte olmaktan
korktukları için diyelim arkadaşlar, ya da bulaştan korktukları için. Yedrusu talibül arabiyye, öğrenci Arapça ne yapıyor? Okuyor ya da öğreniyor. Niye? Yargabı. Ragben fi fihmil Kur'an. Ragben diyebilir miyiz? Ragben. Ragbeten fi fihmil Kur'an. Ragbeten de olur. Çok güzel. Sonuna şey getirdik. Taymar buta da olur. Evet. Kur'an-ı Kerim'i anlama isteğinden ötürü arkadaşlar, o zaman mefulliyecilik yapıyoruz aslında, ay böyle yaparak da öğrenci Arapçayı öğreniyor dedik arkadaşlar. İstahdim inne minebrat elleti, şu ifadeyi kullan diyor. Niçin? İki tane ismi birleştirmek için. Başka isimli cümlele. Sıla sıla cümlesini kemafil. Bakalım. Cümleti sıla. Ha şurası. İntişarul ebbiye, şeyli salgınların yayılması, ezmetün krizdir. Yemurru biha el alem. Dünyanın maruz kalmış olduğu ya da yaşamış olduğu bir krizdir. Şöyle demiş. İnnen tişaral evbiyeti minebradil ezamati leti yemurru bihel alem. Yukarıda bu cümle zaten geçmişti. Buna ne diyelim? İnneyi kullanalım. Çok güzel. Bir daha yavaş yavaş söyleyin ha, bu arada çok hızlı söylüyorsunuz. İnne lügatel arabiyye min ebrazil lügat elleti yehtem biha tullab. Çok güzel. Bak şimdi anladım. Çok güzel. Buyurun. İnnel İslam'e. Evet hocam. İnnel İslam'a min ebrazil edyan yehtem bin nezafe. Edyan elleti diyoruz değil mi? Elleti yehtemmu demeyelim. Tehtemmu diyelim. Tehtemmu bin nezafe. Temizliğe önem veren dinlerin en belirginlerindendir diye bir cümle kurmuş olalım. Türkiye devletin necahat fi müvacaheti korona diyelim. İnne Türkiye min abrazü duvel elleti necahat fi müvacaheti korona. Çok güzel arkadaşlar. Gayet başarılıyız. Evet, ilmu tefsir. Tefsir ilmi nedir arkadaşlar? Tefsir ilmi. İnne ilmu tefsir min abrazil ulum elleti yenfa'u talibul muslim. Ama yenfa'u diyebiliriz hocam. Şimdi ilme tefsir ama şey dememiz lazım. İnne ilme tefsir arkadaşlar min ebravil ulumi. Evet hocam. Elleti tenfa'u talibel muslim. Evet hocam. Elleti geldi ya, elletiyi uygun kullanmamız lazım. Bu bir de İstanbul'u yapalım bitsin hadi. İnne İstanbul min abrazil mudun elleti tehtemmu bihes saihun. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi ama şey diyelim, burada yok. Burada ne yapıyor? Yehtemmu bihes saihun. Hah, burada yehtem. Çünkü fiilin faili evet, değişti arkadaşlar. Yukarıda evet, değişmemişti. Burada değişti. Güzel. Yavaş yaptığınızda ben anlıyorum. Hızlı okuyorsunuz ya. Kaçırıyorum. Evet. Burada ne diyor? Ekmil cümleleri tamamlayın. Bunlar sizin olsun. Zaten bunlar sizin arkadaşlar. Bir de şu son kısma bakalım. Burada bizden ne istiyor? Hah, buradan da eş anlam istiyor. Böyle ister dilin cümle leti tahtaha haddun bi kelimatin min el kayime thumma a'id kitabete fikra. Sonra o paragraf tekrar yaz falan diyor. Şimdi biz burada bir eşleştirme yapalım. Yani burada laqad tesebbebe feyrud da'ifun la yura bi aynil mücerre. Şurada bir ifadeden bahsediyor. Bu hangisi? Çok güzel. Çok güzel. İşte bunu arıyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Fi vefat a'dadin kebiratin minel beşer ve edda ila tevakkufu hayatil aharin ruhben ve khafen minhu. Mimma ce'alel aleme yedukku edrasel khatari. Yentebihu. Nerede? Yentebihu. Heh, çok güzel.
tehlike zillerini çalar hale getirdi dünyada, dünyayı falan. Yani dünyayı ne yaptı? Uyardı diyebilir miyiz? Uyanık hale getirdi falan. Evet. Diyebiliriz. Geldik, tamam. Ve iştehidü kefiran limuharabetihi ve vakvi intişarihi. Buraya ne diyebiliriz? Burada bir şey yok. Ve ma zâlel ulemâ'u. Yusâbiqûn. Gayet güzel. Yusâbiqûne zemene. Şurada yusâbiqûne zemene zamanla yarışıyor anlamına gelir. Yusâri'un da acele ediyorlar anlamına gelir. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hızlıca hareket ediyorlar. Acele ediyorlar. Lil vusul ilâ ilâcin lihâdel feyrûz. Eli muhavecetil ve yecib alel muslim ella yetebe ila el baka mekanehum mekanlarında, evet, yerlerinde kalmak olsun. Bu da değerli arkadaşlar, geçtik şuraya. Ve en yelbesel lifame ve yuhafıza ale tabaudil içtimaiyi hatta la yuhde. Buraya aynen öyle. Yurda enfekte olmamaları için diyebilir miyiz? Enfekte olmasınlar diye. Hasta olmasınlar diye, bulaşmasın onlara. Aynen öyle yani. Hasta olmasınlar, bulaşmasınlar diye şeklinde de bunu ifade etmiş olalım değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, böylelikle biz ne yapalım? Şuradaki gösterimizi de durdurabiliriz. Ekran görünümü durduralım. Evet, sayımızda 11 kişiyiz. Herhalde arkadaşlar geldiler, geri gittiler. Tamam. Geldiler, geri gittiler. Şuradan bir şey yapalım.